Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Biliyorsunuz Schengen krizi devam ediyor. Birçok ülkede adeta vize başvuruları var ama sıra bir türlü gelmiyor. Şimdi Türk yatırımcılar Schengen bölgesiyle yaşanan vize sorunu nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinin vize istemediği bazı küçük Karayip devletlerindeki küçük ada devletlerinin pasaportlarına sahip olmaya çalışıyor. Haritada dahi yerini bulmakta zorlandığımız bir yer, bir bölge. Karayip ülkelerine yatırım yaparak vatandaşı olan Türkler bu sayede Schengen vizesi vesaire sorunu yaşamadan 140 ülkeye gidebiliyor. Peki hangi ülkeler bunlar? Bir şöyle yakından bir mercek altına alalım. Türklerde çare tükenmiyor değerli izleyiciler. Schengen için Karayiplere akın. Özellikle City Kids ve Nevis adlı Karayip adacıkları. Onlar ta tabii ki ayrı e, ada devletleri olarak e, geçiyor değerli izleyiciler. Şöyle detaylara bir bakalım. Bu ülkelerin vatandaşı olmak için başvuru sahibinin ülkedeki fonlara 125 bin Amerikan doları bağış yapması gerekiyor. 220 bin Amerikan dolarından başlayan fiyatlarla, gayrimenkul alması gerekiyor ve ülkenin vatandaşları yani bu eylemi gerçekleştirilmesinin ardından o ülkenin Karayipler'deki adacıklarda vatandaşlık alıyorlar. Daha sonra ülkenin vatandaşları olduktan sonra Schengen bölgesi dahil tam 150 ülkeye vizesiz gidebiliyorlar. E, Türk vatandaşları, Türk yatırımcılar da diyor ki Schengen bekleyeceğime Aylar, aylar, yıllarca. Ben de en azından bir yere yatırım yaparım, pasaportumu alırım ve Schengen engeline takılmam devam ederim diyor. Şimdi rekor başvuru Dominika, yine Karayip adalarında ülke bir ada ülkesi değerli izleyiciler. En fazla altın vatandaşlık dağıtan ülke. 130 bin dolar karşılığında alınabiliyor. Vatandaşlık 140 ülkeye vizesiz seyahat sağlıyor. 70 bin nüfuslu ada ülkesi 2007'den bu yana 17.700 kişiye vatandaşlık vermiş değerli izleyiciler. Devam edelim. Gren <laughs> Grenada ada devleti yine bu da Karayip e ülkesi, ada ülkesi. Karayip'lerde vatandaşlık için en popüler olan lokasyonlardan birisi Grenada adası. 2016 yılından bu yana yatırım yoluyla vatandaşlık veren küçük ada devleti 300 milyon Amerikan doları elde etmiş değerli izleyiciler. 1835 yılında Batı Hint Adaları Federasyonu'nun kurulmasıyla ortaya çıkmış. Grenada 1967 yılında Birleşik Krallığa İngiltere'ye bağlandı. Daha sonra da bağımsızlığını ilan etmiş değerli izleyiciler. Şimdi Türk vatandaşlarının başvurularına bakalım. Sadece Karadağ gibi ülkelere değil Karayip ülkelerine de adacıklara da vatandaşlık başvuruları yapmışlar. Peki ne kadar bu sayı? O da elbette burada ifade edelim. Schengen engeli nedeniyle Türklerin yatırım ve gayrimenkul satın alarak Karayip ülkelerine yaptığı başvuru sayısının 2023'te 1340 olurken 2024'ün ilk 3 ayında bu rakam 2860'a çıktığı ifade ediliyor. Yani 2860 Türk vatandaşı Karayip ülkelerinde yatırım yaparak veya gayrimenkul alarak vatandaşlık alıyor ve 150 ülkeye bu şekilde Schengen derdi olmadan seyahatlerini istedikleri gibi yapıyorlar değerli izleyiciler. Bu detayı da bu önemli bilgiyi de sizlerle paylaşmış olduk.